Nihayet. Bu ne be? Bana. Ayaz değil, jilet vallahi, jilet. Gel. Çayı koydunuz mu? Ne koyması? Kaynaya katran oldu. Nerede kaldın oğlum sen? İki adım yola gittin. Olur mu abi? Uzak orası bayağı ya. Bu arabayla gitmezse yürüyemiyor artık. Doğru vallahi. Helaya bile neredeyse arabayla gidecek artık. Tamam lan, koyun hadi çayları. Talim, koyuver şu çayları. Tamam. Alo. Evet. Nereye gidecektin abla? Ablacığım, soruyoruz tabii. Sen nereye gideceğini söyle. Ha, tamam. Bilmiyorum, bir bakayım araba var mı? Ha, size de iyi günler. Salih, sana iş çıktı. Ama sıra Cafer'deydi. Fena mı lan? Yenisin diye sana kıyak yapıyoruz işte. Hem bu adam kahvaltıyı bırakıp da işe mişe gitmez. Gider misin abi? Gitmem. Gördün mü bak? Hadi aslanım. Manolya 18. Hadi. İyi bakalım öyleyse. Çayı bitirmeyin ha. Hiç bitirir miyiz? Sen gel, çay hazır. Hadi koçum. Hadi koçum, hadi. Abi kek bu herif ya. Tam kek. Nasıl şutladım ama. Manolya'ya git gel 2,5 milyon be. Kim gider ki? Gitsin inek. Çok uğraşıyorsunuz bu çocukla, çok. Yazık değil mi be oğlum? Bırak baba ya. İtin ayağın taştan mı sakınıyorsun? O da böyle saf olmasın abi. Ne yapalım yani? Taksici evladım. Şunları yükleyiver arabaya. Tamam abla. Abla ne tarafaydı? Şuraya gideceğim. Kızımın evine. Demek o kadar otobüreye yüklendin ha. Ah be abim. Sonra da 200 metre mi gitti kadın? Kolonya'da ikram etseydin oğlum ablana. Niye taşıyorsun sen de kardeşim? Niye alıyorsun? Kısa mesafeyse diyeceksin ki dur bakalım. Yürüyüver bir zahmet diyeceksin ya. Sen hakikaten var ya. Hakikaten kekmişsin arkadaş. Kolay gelsin. Ha.
O çanta ne öyle? Hangi çanta? Arabanın arka koltuğundaki çanta. Allah Allah. Birisi mi unuttu acaba? Dur alayım da bakalım bir. Otur otur sen, ben alırım. Ulan bomba olsa sen patlatırsın Halim Allah. Çok ağır da değil. Bir açalım bakalım. Açmayalım. Bize ne canım? Oğlum merak ettik be. Hem içinde adres falan vardır. Kim bilir? Aç aç. Öğrenelim. Sen etrafa bak Cafer. Ayıptır arkadaşlar. Yapmayalım ya. Ya sus 2 dakika be. Nereden buldunuz lan bunları? Bunu polise teslim edeyim ben. Ne? Polise mi? Evet, ya ne yapacaktık? Salih, iyice bir düşünseydik. Düşünecek ne var ki? Ya arkadaşlar, esnafız biz. Yani ayıp değil mi? Böyle bir şeyin aklımızdan bile geçmemesi lazım. Halt etmişsin sen. Oğlum düşünsene. Adam çantasını unutuyor, dönüp de geri gelmiyor bile. Zengin ergelinin birinin işte. Kim bilir bu kaçta kaçıdır adamın servetinin. Aykut haklı. Evet. Ulan hayat sigortası bu be. Böleriz dörde. Sen sağ, ben selamet. Bence 5'e bölelim. İkisi Salih'in, kalanı da bizim. Ona daha çok vermemiz lazım. Her neyse canım işte. Şşt, kaldırın lan şunu. Taksi lazımdı da. Taksi yok ablacığım şimdi. Sayın var, kapalıyız. Aa, dışarıda duruyor arabalarınız. Hem taksi durağında ne sayımıymış bu? Ablacığım boya var, badana var. Var işte abla, kapalıyız. Hadi ablacığım hadi. Hadi. Allah Allah. Ya vallahi yakışmıyor. Ben polise gideyim arkadaşlar. Salih, sen meselenin ciddiyetini anlamadın galiba. Böyle bir para için babasını kesen çok adam vardır. Çanta bende Salih. Bir delilik yaparsan yanarsın. Siz... Kes be! Ulan amma uğraştık bu herifle be! Bana bak, git evine zıbar. Bu çantayı da unut. Ötersen gereğini yaparız. Parayı istersen gel al. Ama çeneni sıkı tut. Git izle şunu. Polise gider şimdi bu aptal. Cepten ararsın. Hadi. Düşünme artık. Sen doğrusunu yapmışsın. Ama polise gitmeliydim. Ödleklik ettim.
Adamın dışarıda beklediğini söylüyorsun Salih. Yangına körükle gitmenin alemi yok ki. Bekle biraz. Hele sabah olsun bakarız. Haklısın. Nereye? Acıdım şuna ya. Gidip bir konuşacağım. Salih dikkat et. Donacaksın burada. Şey... Yani benim peşime seni mi taktılar şimdi? Yok ya... Ben... Tabii, buradan geçiyordun değil mi? Hadi gel de çay içelim. Bekleyeceksen de evde bekle. Bu yaptığınıza inanamıyorum. Hatice... Hayır Salih. Orada 4 tane adamsınız. Alın terine ne oldu? Emeğe, dürüstlüğe ne oldu? Ama yenge bak... Bir çantadan çıkan parayla zengin olacaksınız öyle mi? Sonra ne olacak? Ne olacak sonra? Ama... Benim çocuğum... Çocuğum oyuncak istediğinde gittiğim sokağı değiştiriyorum ben. Kocamın her çorabını 3 kere yamamadan atmıyorum çöpe. Mercimeğin ucuzunu, ekmeğin kırıntısını topluyorum. Ama kimsenin hakkına göz dikmiyorum. Salih, çayını içip gitsin. İstemiyorum. Aykut, bu işte bir çiğlik görmüyor musun sen de? Şey ben... Bence kalkıp polise gidelim. Anlatalım her şeyi. Ne dersin? Gidelim be. Ulan karnı tok sırtı pek olup başım önde dolaşacağım ha. Arpa ekmeğini yer aslan gibi gezerim be. Kalk Salih. Gidelim. Bu anlattığınız duraktan az önce bir ihbar aldık. Ne ihbar? İki taksici öldürülmüş. Ha? Öldürülmüş mü? Aman Allah'ım. Ekip şu anda orada. Ama sizin anlattıklarınızla işin rengi değişti tabii. İzninizle. Ya geçen gün buradan bindim taksiye ben ya. Vallahi güzel bir şey. Yani işte iki kişi öldü sonra. Ya basmışlar ya. Memleket için bir şey çıkacak. Yaptığını öyle şey yapıyorsa. Kazandığı ne var bizim? Demek var mı? Onlar da yapıyorlar bu taksiyi. Abi hiçbir canı var mı? Abi yok. İmkanı kesip bırakıyorlar ya. Abi neler neler oluyor. Okumuyor musun gazeteleri? Bakın işte ağaç haberleri seyret işte. Canım var bir tanesi. Bu çağda vermişler. Vallahi abi yani sen hangisiyle gidip mücadele? Polise de aman yarabbim. Dur. Ne oldu? Geri, ne oldu onlar? Geri. Sakin olun, geçin şöyle. Geri durun. Hadi kardeşim, hadi ya. Hadi. Siz onların arkadaşı mısınız? Evet, bu durakta çalışıyoruz. Gık bile diyememişler. Profesyonel işi. Nasıl olmuş? Görgü tanıklarına göre batakhane işleten bir adam gelmiş. Sonra bir çantayla çıktığını görmüşler. Salih, kolay gelsin. Sağ ol. Temizlik mi? Evet. Arabayı temizlemek, kan temizlemekten daha kolay. O ne? Kızına. Kızıma mı?
O gece ben de burada olabilirdim. Ben Salih, yani sana, yengeye, oyuncak alamayan kızına borçluyum hayatımı. Bu onun.